Herkese selamlar. 2024 DGS tamamlandı. Bu bölümde sınav sonrası DGS öğrencilerimizden sık gelen soruları sizler için cevaplandırıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar, DGS öğrencilerimizden sınav sonrası en sık gelen soru Hocam DGS'de 2004 yılı için puanlar nasıl olacak sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar, açıkçası puan dediğimiz unsur sizleri ilgilendiren bir unsur olarak karşımıza gelmiyor. Çünkü puan dediğimiz sistem sınavın zorluğuna göre, kolaylığına göre, standart sapmaya göre, yığılmaya göre, bu yıl sınava giren öğrenci sayısına göre, sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin mevcut başarı durumları gibi etkenlerle birlikte her yıl çok fazla değişiyor değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden bu kadar değişkenliğin bir arada karşımıza geldiği sistemler içerisinde puan unsuru bizler için hiçbir zaman önem arz etmemektedir. Sizler için kullanabileceğiniz tek bir veri mevcut olacaktır. O da sınav sonuçları açıklandığında mevcut başarı sıralamalarınız tercih döneminizi etkileyecektir. Dolayısıyla sizler herhangi bir şekilde sınavdan çıktıktan sonra netlerinize göre bir puan hesabı yapabileceğiniz sistemlerle hareket etmeyin. İkinci olarak sizlere şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Sınavdan bir hafta önce sizlere moral olması açısından kazanan öğrencilerimizin sıralamalarını paylaşmıştık. O videomuza çok fazla yorum geldi. Öğrencilerimiz dedi ki hocam biz bu netleri internette yer alan web sitelerinde hesaplama gerçekleştirdiğimizde 2023 DGS'de 50 sıralama yapan öğrencinin bu puan hesaplama sitelerinde sıralaması 700 geliyor, 1200 geliyor. Bazılarında işte çok daha geri sıralamalarda geliyor. Sevgili arkadaşlar bu puan hesaplama, sıralama hesaplarında yer alan sitelerin dataları doğru bir şekilde karşımıza gelmediği için puan hesaplama sitelerinde yapmış olduğunuz hesaplamaların puan karşılığı ya da sıralama karşılığı doğru bir seviyede karşımıza gelmiyor. Dolayısıyla hem pozitif yönde ya da negatif yönde ayrışmamanız için bu puan hesaplama sitelerini boşuna kullanmayın. Sizler için yanıltıcı olacaktır. Burada yer alan verilerimiz. Sınav sonrası DGS öğrencilerimizden sık gelen ikinci soru ise hocam sınavdan çıktım net hesabımı gerçekleştirdim. Bu netlerle şu sıralama geliyormuş. Şu sıralamayla bu yıl istediğim üniversiteyi kazanabilir miyim sorusuyla sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar DGS süreci içerisinde Sizleri defalarca uyardığım bir konu vardı. O konu da sınava hazırlık gerçekleştirdiğiniz süre içerisinde puan hesabı, net hesabı ve sıralama hesabı yaparak bu sınava hazırlık gerçekleştirmemeniz yönünde karşımıza geliyordu. Çünkü DGS'nin tercih süreci YKS'nin tercih süreci gibi karşımıza gelmiyor. YKS tercih süreci içerisinde hangi üniversitenin hangi bölümün ortalama olarak hangi sıralamalarla kapatacağı her yıl belli. Bir bölüm bir önceki yıl 40.000 sıralamada kapattıysa YKS'de bir sonraki yıl 35.000'de kapatabilir, 45.000'de kapatabilir. 10.000'e çekmez ya da 100.000 sıralamada kapatmaz bu bölüm. Ama DGS'ye baktığımızda kontenjanlar dar olduğu için birçok farklı durumun etkisiyle birlikte sıralamalar her yıl çok fazla değişkenlik göstermektedir. Burada sizlere bazı spesifik örnekler vereyim. Mesela hemşerilik bölümü içerisinde Dicle üniversitesi, Kayseri Üniversitesi gibi üniversiteler çok nitelikli üniversiteler olmamasına rağmen Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde birçok nitelikli üniversitenin ön sıralamalarında kapatıyor. Peki bu durum niye meydana geliyor? Öğrenci diyor ki hocam hemşirelik ben kamuda istihdam edileceğim. Dolayısıyla KPSS'ye girmem gerekecek. E, dolayısıyla kimse bana bitirdiğim üniversiteyi sormayacak. Şehir dışına çıkıp masraf da yapmak istemiyorum. Elde ettiğim sıralamayla kendi bulunduğum şehirde okumak istiyorum yaklaşımını benimseyerek tercih süreçlerini geçiriyorlar. Dolayısıyla DGS'de çok değişik faktörler süreci etki edebileceği için sıralamalar her yıl çok fazla oranda değişiklik gösterebiliyor. Örnek olarak yine geçen yıl Endüstri Mühendisliği'nin sıralamaları 13.000 civarlarından 5.000 civarlarında kapattığı bir süreçle karşı karşıya kaldı. Mesela bu yıl ortaya çıkabilecek farklı bir sonuç ise endüstri mühendisliğinde belirli ön lisans programlarından geçiş hakları kaldırıldı. Hemşirelik bölümünde belirli ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş hakkı kaldırıldı. Veterinerlik bölümünde yine bazı ön lisans programlarından lisans bölümlerine geçiş hakkı kaldırıldı. Eğer tercih kılavuzunda bu haklar bu öğrencilere tekrar verilmezse burada karşımıza gelen bölümlerin sıralamalarında da değişiklik dediğimiz durum ortaya çıkacaktır. Sıralamalar biraz daha ileri gelebilir, sıralamalar biraz daha geri gelebilir. Burada bölümü tercih edecek öğrencilerin mevcut başarı durumu belirleyici olacaktır. Dolayısıyla bakın anlatmış olduğum örnekleri incelediğinizde çok çeşitli çok ilginç faktörlerle birlikte DGS'nin tercih dönemi şekilleniyor. DGS'de başarılı olmanın 3 tane ayağı var arkadaşlar. Birincisi iyi bir sınav hazırlık süreci geçirmek. İkincisi sınav anını iyi yönetip iyi netleri elde etmek. Üçüncüsü ise iyi bir tercih dönemi geçirmek. Bu üçü bir arada olmadığında DGS süreci sizin için nitelikli bir şekilde geçmiş olmayacaktır. Dolayısıyla bu tarz değişik etkiler de ortaya çıkabileceği için sıralama hesapları ile birlikte hocam bu bölümü kazanabilir miyim yaklaşımını benimsemek de süreç içerisinde bizler için çok doğru olmayacaktır. O yüzden biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Sıralamalarınızı elde etmek de sizin için yeterli olmayacak. Rakiplerinizin sıralaması size bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin nerelerde hangi sıralama aralıklarında yoğunlaşmış? Bu gibi veriler de netleştikten sonra aslında DGS tercih dönemi netleşmiş olacaktır. DGS öğrencilerimizden sık gelen 3. sorumuz ise, "Hocam bu yıl DGS'de yığılma olacak mı?" sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yığılma dediğimiz durum her yıl karşımıza geliyor. Sizlere yine sınavdan 1-2 hafta önce anlattığım bir konu vardı. Kolay bir sınavda nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Zor bir sınavda nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Orada sizlere paylaşmıştım ki kolay bir sınavla karşılaştığımızda yığılma dediğimiz aralık çok daha fazla seviyelerde karşımıza çıkıyor. Mesela kolay sınavda 30-35 net grubu arasında yığılma olabilir. 36-37 de olmaz. 38'den 39'a kadar tekrar olur. 40 da olmaz. 41'den 42'ye kadar tekrar olur. Kolay bir sınavda yığılma dediğimiz aralıkla çok fazla karşılaşıyorduk. Peki zor bir sınavda yığılma dediğimiz durum hiç olmuyor mu? Yine oluyor ama bu kadar fazla sık bir aralıkla meydana gelmiyor. Kolay bir sınavda 5 tane yığılma aralığı mevcutken zor bir sınavda 2 tane yığılma aralığı mevcut oluyor. Yani her iki sınav sistemi içerisinde yığılma dediğimiz durum karşımıza geleceği için cevabınız ister istemez evet niteliğinde karşımıza geliyor. Burada sizi bağlayacak durum yığılma grubu hangi aralıklarda meydana gelir? İkinci olarak bağlayacak durum ise sizin tercih edeceğiniz lisans programında öğrencilerin geneli bu yılma aralığında kalmış mı kalmamış mı bu etken aslında belirleyici olacaktır. Siz 3000 sıralamada yığılmada kaldınız ama sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin ağırlığı 10000 sıralama aralığında meydana geliyorsa siz 3000'de bu yıl bu sınavı kazanırsınız. Ama sizin bölümünüzü tercih edecek öğrenci kısmının büyük çoğunluğu Türkiye'de ilk 200 sıralama arasında meydana geliyor. Sizin sıralamanız 1000se bu yıl istediğiniz lisans programını kazanamayacağınız anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı her öğrenci özelinde değişiklik gösterecektir. Sevgili arkadaşlar öğrencilerimizden gelen bir diğer sorumuz ise hocam anket verileri bizler için doğru sonuçlar ortaya çıkarır mı sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar anket sonuçları bırakın sınav sistemlerini Türkiye'deki hiçbir konuda doğru veriyi vermiyor. Çünkü genel olarak katılımcılar merak unsuruyla birlikte sürece katılıyor. Öğrenci örnek olarak 50 net yapıyor ama orada gerçekleştirmiş olduğu işaretlemede 90 neti işaretleyebiliyor. Ya da sınava hiç katılmayan bir öğrenci anket sonuçlarını görmek amacıyla oradaki verilerde işaretleme gerçekleştirebiliyor. Katılımcı sayısı ne kadar fazla olursa olsun özellikle bu bölüm içerisinde sizlere bahsettiğim üzere siz sınava giren öğrencilerin tamamıyla yarışmıyorsunuz DGS'de. Sizin yarıştığınız grup sizin bölümünüzü tercih edebilecek ön lisansdan geçiş hakkı bulunan öğrenciler olduğu için genel sizi ilgilendiren bir durumu kapsamayacak arkadaşlar. Sizin rakibiniz YKS gibi tüm öğrenciler değil. Sizin rakibiniz sizin geçmek istediğiniz lisans programına geçme talebi bulunan ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler. Dolayısıyla buradaki anket sonuçlarına da çok biat edip üzüldüğünüz ya da çok sevindiğiniz süreçlerle karşı karşıya kalmayın. Bakın her yıl bunu yapan bazı gruplar mevcut. Genelde de bu sürece inanan öğrencilerimizin üzüldüğü durumla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen yıl mesela birilere yığılma verisi düzenledi. Dedi ki bu yıl DGS'de netler 10 net düşecek. Öğrencilerin hepsinde bir sevinç. Bir hesap yapıyor. Sınavda 50 net yapmış. Geçen yıla göre 60 netin sıralamasını elde edecek gibi düşünüyor. Sonuçlar bir açıklandı. 2 netlik 3 netlik düşüşler var. Bu gibi veriler sizleri sadece süreç içerisinde sınav sonuçları açıklanana kadar idare edecektir. Dolayısıyla kısa süre içerisinde mutlu olacağınız bir süreci beklemekten ziyade gerçeklerle sınav sonuçlarının açıklandığı gün yüzleşebilirsiniz. Son olarak da DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Her yıl ÖSYM sınav başvuru tarihini, geç başvuru tarihini, sınav gününü ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere sunuyor. ÖSYM tarafından ilk yapılan açıklama DGS sonuçlarının 14 Ağustos günü açıklanacağı yönetimdir. Ama bu veriyi web sitesinden kaldırdı. Muhtemelen yine bu tarihlere yakın bir süre içerisinde DGS sonuçları açıklanmış olacaktır. Artı bir hafta, eksi bir hafta aralığında düşünebiliriz yani bu süreci. Bu dönemlerde DGS sonuçlarımız açıklanmış olur. Daha sonra bizleri tercih süreci bekliyor olacaktır. Bu yıl DGS tercih sürecinde birlikte geçiririz. Öğrencilerimizden sık gelen sorularımız bu şekildeydi. Yine merak ettiğiniz sorular için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.